Merhaba. Azize Katerina'nın kırmızı kıyafetinin şu altın işlemelerine ve ermin kürkünden astarına bakın. Azize Barbara'nın taktığı mücevherli başlık da muhteşem görünüyor. Meryem'le Azize Barbara'nın arasında bahçedeki beyaz zambakları görüyoruz. Katerina ve Meryem'in arasında görünen süsen çiçeği de harika resmedilmiş. Sanki üzerine çiğ düşmüş gibi. İsa'nın bacaklarını saran kumaşın şeffaf görünümü de oldukça dikkat çekici. Arka plandaki asmalar ise çok özenle tasvir edilmiş. Sanki her yaprak ince ince işlenmiş. Azize Katerina'nın sağ elinde ve zemindeki döşemelerde kısaltım tekniği ustalıkla kullanılmış. Bağışçının kürkünün üzerine giydiği gri kumaştan kıyafetin kıvrımları da dikkatimizi çekiyor. Meryem'in kenarları işlemeli mavi elbisesi, ayağının altındaki kırmızı kumaşla güzel bir renk kombinasyonu oluşturmuş. Bu detayların yanı sıra arka planda şehrin sonsuz bir şekilde uzandığını görüyoruz. Bahçenin arka tarafında, soldaki evin bacasında bir turna var ve sanki pencerede de bir kadın var. Çatının kiremitleri ise çok belirgin şekilde tasvir edilmiş. Bu resimde incelenecek çok detay var. Bu incelediğimiz tablo, Gerard David'in Meryem ve İsa, Azizler ve Bağışçı ile birlikte isimli tablosu. Eserde bu tabloyu sipariş eden bağışçıyı, azizeleri, Meryem'le çocuk İsa'yı, bir meleği ve bahçede arka planda dikkatlice baktığımızda görebileceğimiz Aziz Anthony'yi bir arada görüyoruz. Bağışçının Brüş şehrindeki bir kilisede rahip olduğu, Aziz Anthony Abbott'a adanmış bir şapeli restore ettirdiği ve bu sunak resminin de muhtemelen o şapel için yapıldığı biliniyor. Bu eserde kuzey resmine dair çok ilginç bir özellik var. Muntazam bir şekilde resmedilmiş fiziksel dünya ile derin manevi dünyayı bir arada görüyoruz. Sanki fiziksel dünya manevi olanı açığa vuruyor gibi. Kuzey Rönesansı'na özgü bir unsur olduğu için bu dönem eserlerinde bu vurgu sıkça karşımıza çıkıyor. Bu eserinde David her bir figürü o kadar özenle resmetmiş ki her bir detayı uzun uzun incelemek istiyoruz. Bu döneme ait eserler hakkında bilgi sahibi olanlar bu eserdeki çok sayıda sembolü tanıyacaktır. Örneğin sol tarafta asmalardan üzüm toplarken gördüğümüz melek, İsa'nın havarileriyle yediği son akşam yemeğinin anıldığı ve İsa'nın kanı olduğuna inanılan şarabın kutsandığı ayin olan komünyona bir göndermedir. Azize Katerina ise ona atfedilmiş olan kılıç ve tekerlekle resmedilmiş. Kapalı bahçe ise Meryem'in bekaretini sembolize ediyor. Tabii bir de zambaklar ve süsen çiçekleri var. Zambak da Meryem'in bekaretinin bir simgesi. Süsen çiçekleri ise sadakatini sembolize ediyor. Sağda Mecdelli Meryem ise İsa'nın ayaklarının meshedilmesine atıfta bulunularak bir merhem kabı ile tasvir edilmiş. Resimdeki tüm bu ciddiyete ve dinginliğe rağmen birkaç hareketli detayın da olduğunu söyleyebiliriz. Meryem'in kucağında çocuk İsa'yı görüyoruz ama İsa Katerina'ya doğru uzanıyor ve ona bir yüzük veriyor. Bu da efsaneye göre Azize Katerina'nın İsa ile evli olduğunu söyleyip Roma İmparatoru ile evlenmeyi reddettiği için şehit edilişine bir gönderme. Dikkatimizi çeken bir başka hareketli detay daha var. Mecdelli Meryem'in Azize Barbara'nın elindeki İncil'in bir sayfasına doğru uzandığını görüyoruz. Eserde genel olarak bir ciddiyet ve sükunet hakim olsa da detaylarda gözümüze çarpan bir hareketlilik söz konusu. Hoşça kalın.